Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu alkanlar. Aslında bu videoyu yalnız alkanlarla sınırlandırmayalım. Organik kimyada hangi konuyu anlatırsam anlatayım, illaki o konuyla ilgili adlandırma videosu da gelecektir. Örneğin alkenleri anlattık, alkenlerin adlandırılması. Ya da alkolleri anlattık, alkollerin adlandırılması. Ketonları anlatıyorsun, ketonların adlandırılması. Karboksilik asitleri anlatıyorsun, karboksilik asitlerin adlandırılması. Yani kısaca organik kimyada biz her başlıkta bir adlandırma videosu çekeceğiz. Ama o videoların hiçbiri bu kadar önemli ve değerli olmayacak. Neden? Çünkü buradaki adlandırma onların tamamının temelini oluşturuyor. Yani burada biraz detaylı ve uzun işleyeceğiz adlandırmayı. Ancak onlarda biraz hızlı geçeceğiz. Yani alkanlarda anlatmıştık ya deyip next hızlı bir şekilde diğer adlandırmalarda gideceğiz arkadaşlar, tamam mı? Yani sen kısaca bu adlandırmayı ne yap et öğren. Çok sorumu çözersin. Videoyu tekrar mı izlersin? Farklı kanallardan mı izlersin bilmem. Ama alkanların adlandırmasını halletmen lazım ki diğer konulardaki adlandırmalarda rahat edesin. Tamam mı? Şimdi önemini vurguladık. Herhalde kavradın. Bizim için oldukça önemliymiş. Yani organik kimyada her konuda adlandırma var ve onların temelini alkanların adlandırması oluşturuyormuş. Şimdi arkadaşlar, IPEC sistemine göre alkanların adlandırılması. IPEC dediğimiz şey, hani ben IPEC diye okuyorum. Bazı yerlerde UPAC diye de okunuyor. Hani ben de bazen UPAC dediğim de oluyor. Karıştırıyorum yani IPEC ile UPAC de hemen hemen aynı şeyler. Farklı farklı okuyanlar var. Uluslararası kimya standartlarına göre adlandırma demek bu. Bizim için önemli olan adlandırma tarzı IPEC ya da UPAC diye adlandırdığımız adlandırma tarzımız. Bunun belli başlı kuralları var. O kurallara göre organik maddeleri biz adlandırıyoruz. Kural 1. Sürekli ve en uzun düz karbon zinciri belirlenir. Bakın arkadaşlar, organik bileşiklik yapacağınız işlem en uzun karbon zincirini belirlemek. Örneğin şurada bir tane organik bileşiğimiz var. Numaralandırıyorum. Soldan başladım. Sağdan başlasam da fark etmez. Şu an amacım en uzun numaralı karbon zincirini bulmak. Yani kalemi kaldırmadan gittiğin yer senin için düz zincir oluyordu. Bu şekilde gittiğimde 6 tane karbon alt alta geliyor. Şöyle de gidebilirim. Yani yukarıdan başlayıp şöyle bu şekilde gittiğimde ise 5 tane karbon zincirim var. Hangisinin içerdiği karbon sayısı daha fazla? Aşağıdaki mavi. 6 karbon içeriyor. Demek ki en uzun zincirim buymuş. Tamam mı? İlk yapacağımız işlem neymiş? En uzun zinciri bulmakmış. Tamam mı? En uzun zincir bizim iskeletimiz oluyor. Tamam arkadaşlar? Bakın. Devam ediyorum. Bu uzun zincirle alakalı birkaç örnek de vermek istiyorum. CH3, CH2, 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 CH3 mesela. Bakıyorsun uzun zincir kaç karbonlu dediğimde, hatırlarsan uzun zinciri nasıl buluyorduk? Kalemi kaldırmadan ne kadar gidiyorsak. Uzun zincir bu oluyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam, yani şuraya kadar getirip hocam 4 tane demiyoruz. Ya da yine bir başka bir örnek vereyim. İşte CH3, C2H5, CH, şuraya C2H5, buraya da CH3 diyelim. Şimdi gençler, uzun zincir bakıyorsunuz, tamam mı? Şöyle 1, 2, 3, 4. Böyle de diyebilirsiniz. Bak, 4 karbonlu. Şu şekilde gelseydi, yukarıdan geliyor aşağı dönseydik. 1, 2, 3. Burada 2 tane karbon var. 4, 5 de diyebiliriz. Bak, 5 karbonlu oldu. Bak, ya şöyle yapsaydınız uzun zincirde. İşte yukarıdan başladı. Şöyle gitti, böyle gitti. Bak, 2 karbon burada, 1 karbon burada. 3 yaptı. 1 burada. 4. 2 de burada. 6 karbon yaptı. Demek ki benim uzun zincirim bu olacak. Tamam mı? Uzun zinciri bulma işi bizim için oldukça önemli. Mesela size bazen şöyle de verir. CH3, işte CH, C2H5, tamam mı? CH2, CH2, ondan sonra şöyle CH3 der. Sen tutarsın uzun zinciri. Ha hocam, şöyle dümdüz bir zincir var, uzun zincir burada yersin. Olmaz. Tamam mı? Böyle yaptığın zaman kaç karbon oldu? 4 karbon oldu. Hocam öyle değil, ben yemem. Şöyle dersin. Kaç karbon oldu? 5. 5 karbon. Uzun zincir bu. Bu da olmayabilir. Ya şöyle olsaydı. Bak, şuradan başlayıp
2, 3, 4, aşağı doğru gitse 5, 6 karbonun olsaydı. Bak burada 2 tane karbon var ya, 6 karbon. Bu daha uzun zincir olurdu. Demek ki buranın uzun zinciri buymuş. Kısaca organik kimyada uzun zinciri bulmak önemli arkadaşlar. Tamam mı? Nasıl bulunduğunu öğrendiniz artık. Kural 1 buydu. Devam ediyoruz. En uzun düz zincirdeki karbonlar substituentlerin, yani dalların, yan grupların bağlı olduğu karbona en yakın uçtan başlanarak numaralandırılır. Arkadaşlar, dallanmadan bahsetmiştik. Uzun zincirin dışında kalanlara dal deniyor veya yan grup denir. Tamam mı? Biz numaralandırma yaparken uzun zincirde dalın olduğu taraftan numaralandırma yapıyoruz. Örneğin şu bileşiğimiz. Şimdi soldan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 demiyoruz. Niye? Çünkü dal nerede? Sağ tarafta. Sağ tarafta olduğundan dolayı sağdan başlıyoruz. Aslında sağdan başlamak sünnet. Bu yüzden sağdan başlıyoruz diyormuşum. Şaka şaka. Sağ tarafta dal olduğunda o daldan başlayarak numaralandırıyoruz arkadaşlar. Doğru numaralandırma bu oluyor. Mesela şuna bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye böyle numaralandırdığınız zaman yanlış olur. Tamam mı? Dal nerede? Sağ tarafa yakın. Sağ tarafa yakınsa dalın başlangıca yakın olduğu taraftan numaralandırıyorsunuz. Şöyle bir örnek versem. Desem ki CH3, CH2, CH2, CH3. Soru şu. Sağ taraftan başlarsam numaralandırıya doğru mu olur mu olmaz mı? Ya da sol taraftan başlarsam numaralandırıya doğru olur mu olmaz mı? Hadi bakalım. Hemen cevap. Yoruma. Arkadaşlar burada istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. İster şuradan başlayın. 1, 2, 3, 4 diye. İsterse soldan başlayın. 1, 2, 3, 4 diye. Dal yok ki. Yani şu ucunu aşağı kırınca dal mı oldu? Dal olması için ne oluyordu? Hani kalemi kaldırmadan gidiyorum ya. İşte şöyle bir şey ekleseydim o dal olurdu. Dikkat edin bazen. Normalde zincirin ucunu dalda zannettiğiniz durumlar oluyor. Aman ha, öyle olduğu zaman hata yaparsınız. Tamam mı? Devam ediyorum. Önce dallanmanın bağlı olduğu karbonun adı, sonra dallanmanın adı, en son olarak da en uzun düz zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen alkanın adı yazılır. Rakamlarla harf arasına çizgi, rakamla rakam arasına virgül konur. Yan gruplar ve karbon iskeletinin adı bitişik olarak yazılır. Bak, ne diyor burada? Aslında şu an ilk adlandırmamızı yapacağız. Çok heyecanlı. Şu bizim bileşiğimiz. Bu bileşikte önce bir uzun zinciri bulacağız. Uzun zincirimiz işte sağ tarafa ya da sol tarafa doğru numaralandırdığımız kısım. Numaralandırmaya nereden başlıyoruz? Sağdan başlıyor. Çünkü dal sağda. Dal solda olsaydı soldan başlardık. Sağda olduğundan dolayı sağdan başlardık. Bak, dalın en küçük numarayı alması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Tamam mı? Şimdi bu bizim uzun zincirimiz. Önce arkadaşlar dalın bağlı olduğu karbonun numarasını yazıyorsunuz. Dalın bağlı olduğu karbon kaç? 2. Ardına tire deyip dalı okuyorsunuz. Dalın adı ne? Şu grup. Hani bir önceki videoda alkillerden bahsetmiştik değil mi? Bu alkil hangi alkil? Metil. Tek karbonlu alkile metil diyorduk. 2 metil. Sonra bak dalı söyledik. Geriye ne kaldı? Zincirin adı kaldı. En uzun zincirli alkan adı da bizim son kısım oluyor. Kaç karbonlu? 6 karbonlu. 6 karbonlu alkan adı ne? Hegzan. 2 metil hegzan. İşte ilk adlandırmamızı yaptık. Tamam mı? Şöyle yukarılara gidelim. Mesela şu birincinin de adlandırmasını yapalım. Basit adlandırma olduğundan dolayı göstermekte fayda var. Şimdi uzun zincirimiz 6 karbonlu bu taraf. Sağdan başlamıyorum. Sağdan başlarsam 1, 2, 3, 4. karbona geliyor dal. Biz soldan başladığımızda 3'e geldiğinden dolayı soldan numaralandırmaya başlıyoruz. Tamam mı? Soldan numaralandırma 6 bu. Önce ne yapıyorsun? Dalın olduğu karbonun numarasını yazıyorsun. Dalın olduğu karbon 3. Çizgi. Dalın adı ne? Metil. Sonra şuranın adını okuyorsun. En uzun zincir. 6 karbonlu, 6 karbonlu alkanımız hegzan. Hegzan. İşte bu bileşiğin adı 3 metil hegzan. Tamam mı? Sol tarafta yan grupların adlandırılması vermiş. Mesela bunlar halojenler, flor. Florun radikal hali floro, klor hali, klorun radikal hali, yani bir tane klor zaten şu şekilde olduğu zaman bir radikaldir. Kloro, bromo, iyodo, hidroksi, amino ve nitro ifadelerini kullanabilirsiniz. Yani floro yerine flor, kloro yerine klor yazdığında da yanlış olur mu? Çok da yanlış olmaz arkadaşlar. Onları da kullanırsınız ama biz genelde ne yapacağız?
Florsa floro, klorsa kloro diyeceğiz. Bak tekrar ediyorum. Klor dersem de yanlış olmaz. Tamam mı? Veya flor dersem de yanlış olmaz. Şimdi iki tane örneğimiz var. Bu örnekleri çözelim. Yukarıda yapı formülü verilen hidrokarbonda en çok yan grup içeren en uzun sürekli zincir kaç karbonludur? Şimdi ana zinciri bul diyor bana. Bulmaya çalışalım. Şuradan başlasak 1, 2, 3, 4, 5, 6 deriz. Yine buradan başlayıp devam etsek 1, 2, 3, aşağıda doğru gitsem 4, 5, 6, 7, 8 karbona ulaştım bak. Devam edelim. Başka hangi yöntemler olabilir? Şuradan başlasak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbon oldu. Sağ taraftan başlasak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sanırsam en fazla 8 karbonla şeyimiz oluyor. Nedir onun adı? Ana zincirimiz oluyor. Cevabımız D seçeneğidir. Saydık, en fazla 8'de bulabildik. Tamam. Soru bu kadar. Örnek 14. Yarı açık formülü yukarıdaki gibi olan organik bileşiğin sistematik adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar numaralandırma yapacağız. Önce numaralandırma yapmadan önce ne yapıyoruz? Uzun zinciri buluyoruz. Uzun zincirimiz 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde mi? Bak 5 şeklinde olursa pentan olacak. Pentan, pentan. Bak görüyor musun? 2 tane pentanlı şık var. Uzun zincir böyle mi acaba? Ama yukarıda 2 tane karbon var. Yani C2H5 diyor. Birinci karbon, ikinci karbon, 3, 4, 5, 6. Yukarıdan başladığım zaman uzun zincir 6 karbonlu oldu. He, demek ki şu ilk yaptığım numaralandırma doğru değil. Yukarıdan başlıyorum. Tamam mı? Yukarıdan başla. 1, 2. 1, 2 demem 2 tane karbon olduğundan dolayı şu 3. karbon, 4. karbon, 5. karbon, 6. karbon. Uzun zincir böyle. Sağdan başlayıp numaralandırabilir miydim şöyle? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyebilir miyim? Hayır. Niye? Çünkü dal sola yakın. Yani soldan başladığım zaman 3 numaralı karbona denk geliyor dal. Sağdan başlarsam 4 numaralı karbona denk geliyor. Bu yüzden soldan başlıyorum. Şimdi uzun zinciri bulduk. 6 karbon. Adlandırırken ne yapıyorsun? Önce uzun zincirdeki dalın olduğu karbonun numarasını söylüyorsun. Dalın olduğu karbon numarası 3. Ardına tire çekip dalın adını söylüyorsun. Dalın metil. 3 metil. Sonra ise uzun zincirin adını söylüyorsun. 6 karbonlu alkan. Hegzan. Hegzan. Nerede? C seçeneğinde. Cevap C'dir. Soruyu böyle yaptın. Bak yukarıdaki etili, etil diye okuyup dal gibi okusaydın, şöyle bir adlandırma yapsaydın, seçeneklerde o da vardı, soruyu yanlış yapardın. Hani hocam şöyle adlandırmam, 1 numaralı karbon 2, 3, 4, 5 deseydin, 2 numaralı karbonda etil var, 2 etil pentan deseydin, şıklarda B seçeneği var, soruyu hemen yanlış yaparsın. Seni böyle düşünmeye çalışırlar. Kısaca çok basit olan uzun zincir bulma olayı aslında en düşürücü noktalardan birisi. Buraya dikkat ediyorsun, tamam. Devam ediyorum kuralları anlatmaya. Daha bitmedi tabii ki. Birden fazla dallanma varsa dallanmaya en yakın uçtan başlanarak karbonlar numaralandırılır. Dallanmaların bağlı olduğu karbonların numaraları ayrı ayrı belirtilir. Aynı dallanmada birden fazla varsa D3 gibi örnekler kullanılır. Bakın şimdi şuradaki örneği. Sağ tarafa daha yakın dallar. Sağ taraftan numaralandırıyoruz, tamam mı? Öncelikle ne yapıyorsun? Hangi ana zincirdeki hangi karbonda dal varsa o dalın olduğu karbon numarasını yazıyorsun. Bir 2 de var, bir de 4 de var. 2, bak ne demiştik? Bir önceki yerde şurada sayı varsa, rakam varsa rakamların arasına virgül koyuyoruz, tamam mı? 2 tire, pardon, virgül, 2 virgül, 4 tire. Kaç tane metil var? 1, 2. Latince'de 2 ne demek? Di demek. Di. Sonra adını söylüyorsun. Metil. Tamam mı? Uzun zincirin adı 6 karbonlu hegzan. Hegzan. Böyle adlandırıyorsun. Olay bu. Devam ediyorum. Farklı türde dallanmalar bulunduğunda yine dallanmaya en yakın uçtan başlanarak karbonlar numaralandırılır. Ancak isim yazılırken dallanmalar alfabetik sıraya göre dizilir. Örneğin etil grubu metil grubundan önce yazılır. Dallar farklıysa, hani iki tane metili gördük. İki tane metildeydi, farklı gruptaysa. Şimdi şuradaki örneğe bak.
uzun zinciri bulduk. 7 karbonlu. 2 numaralı karbonda metil var. 4 numaralı karbonda etil var. Yani ben bunu nasıl yazacağım? Hocam sağ taraftan başladık. 2 metil. İşte 4 de 4 numaralı karbonda etil var. 4 etil. Heptan mı diyeceğim? Hayır. Alfabetik sıraya bakıyorsun, tamam mı? Alfabetik sıraya göre etil metilden önce gelir. Bu yüzden önce 4 tire etil diyorsun. Tamam mı? Yine tire çekiyorsun. Sırada ne var? Diğer dal. 2 metil heptan. Heptan. Tamam. Olay bu. Adlandırmayı böyle yapıyorsun. Arkadaşlar adlandırma aslında temel kuralı çok basit. Önce dalların adını okuyorsunuz. Sonra ana zincirin adını söylüyorsunuz. Tamam mı? Şurada çok önemli bir not var. Di, tri, tetra, sek, ter gibi ifadeler ilk harf adlandırmasına dikkate alınmaz. Yani alfabetik sıraya bakıyoruz dedik ya. Dimetilde etilden hocam işte etil mi önce gelir? Dimetil mi önce gelir? Baktığın zaman di, d harfi, e harfinden önce demiyorsunuz. Hani bunu da dikkate almıyorsunuz. Ama izo, neo gibi örnekler varsa sallıyorum. İzo, bütil. İzo harfini, i harfini dikkate alıyorsunuz. Tamam mı? Bu da önemli bir bilgiydi. Bu söylediklerim birazdan soru çözerken pekiştireceğiz. Rahat olun, korkmayın. Yani ne kadar çok kural var demeyin. O kadar fazla bununla alakalı soru çözeceğiz ki artık çok rahat bir şekilde yapabilir hale geleceksin. Şu an temel atıyoruz. Temel attığın için birden her şey olmaz. Her şeyin birden olmasını bekleme, olmuyor diyor. Korkma ve vazgeçme. Tamam mı? Zincir üzerindeki aynı karbon atomuna iki tane grup bağlıysa bu karbon numarası iki defa kullanılır. Şimdi numaralandırma yapıyoruz. Sola doğru gitmiş. 1'den 7'ye kadar. Dal sağ tarafta çok olduğundan dolayı sağdan başlamış numaralandırmaya. Önce ne yapıyorsun? Dalların adını yazıyorsun. Burada bir etil var. Burada da metil var. E harfi, M harfinden önce geleceğinden dolayı önce etilin adını okuyorum. Etil kaç numaralı karbonda? 4 numaralı karbonda. 4 etil. Tamam mı? Tire. Sonra ne var? Metil var. Hangi karbonda? 2 numaralı karbonda. Kaç tane metil var? Bak, bir burada metil var, bir burada metil var. 2 tane metil olduğu için ikisi de ayrı ayrı yazıyorum. 2, 2. 2 tane metil var. Di diye belirtiyorum. Di, metil, uzun zincirin adı ne? Heptan. Adlandırmamız bu oluyor. Tamam. 2 tane örneğimiz var yine. Bakalım buna. Yarı açık formülü yukarıda verilen organik beşikle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Baktığın zaman yupak adını vermiş. Önce uzun zinciri bul. 1, 2, 3. 2 numaralı karbonda metil var. Kaç tane? 2 tane. 2 numaralı karbondaki birinci metil. Şu da ikinci metil. Yazdım. 2 tane metil olduğundan dolayı dimetil. Uzun zincirimizin adı 3 karbonlu olduğundan dolayı propan. Tamam mı? Yupak adı budur. Doğru. Özel adı neopentandır. Unutmadınız değil mi özel adlandırmaya? Bir önceki videoda bahsetmiştim. Özel adlandırma neydi? İkinci karbonda 2 tane metil varsa neo 2 geliyordu. 2 tane karbon var. Neo. Sonra toplam karbon kaç tane ise onun alkan adını yazıyorum. Toplam 1, 2, 3, 4, 5 karbon var. Neo pentan. Evet. Bunun özel adlandırması neo pentandır. Alifatik bir hidrokarbondur. Aromatik olabilmesi için yani hidrokarbonları alifatik ve aromatik diye ikiye ayırıyorduk. Şu şekilde bir şey varsa aromatik, yoksa da alifatikti. Doğru cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. Örnek 16. Sıkıştırılmış formülü verilen bileşikle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Şimdi en uzun zinciri bulmadan önce bunun şeklini çizmeye çalışalım. Şimdi karbon, birinci karbon, tamam mı? Bak, 1, 2, şöyle şu ikinci karbon olsun. Ardına şu üçüncü karbon, bak üçüncü karbon. Şöyle parantez içi gördüğünüz zaman gençler, aslında bu karbona bağlı demek. Bunu şuradan da anlayabilirsin. Hani karbon 4 bağ yapar ya, şuradaki karbon 1 bununla bağ yapıyor. Bir şu hidrojenle bağ yapıyor, 2. Bir şuradaki karbonla bağ yapıyor. 3. Demek ki şunda da bağ yapmış ki bu da 4. bağ. Burada etil var. Etilimiz 2 karbonlu. 1. karbonu etilin. Bu da 2. karbonu. Tamam mı? Devam ediyorum. Bak şu zincirden devam ediyorum. Şuradayım. Parantez içini şuraya ayrıca yazdım. Şu parantez içi kısmım. Buraya yazdık. Şimdi şu karbondayız. Şu 4. karbonum. Tamam mı? Şöyle 4. karbon yazdım. Şu 5. karbon. Şöyle 5 dedik. Şu 6. karbon. Tamam, bu 6 oldu. 6. karbonda 2 tane metil bağlı. 1. metil, 2. metil. Yani iskelet formülün böyle bir şey olacak. Ucu şöyle Y harfi gibi, Yakup'un Y'si gibi olacak bak. Benziyor mu? Benziyor. Tamam mı?
Şurayı benzettik. Sonra şöyle iki tane düz var. Bak, iki tane düz var. İki tane düzden sonra bak şurada bir çıkıntı var. Etil çıkıntısı, evet. Sonra da şu kısım var. Ha, bu buna benziyor. İskelet formülü doğru verilmiş. Tamam. Adlandırmaya bunun üzerinden yapalım. Adlandırmaya nasıl yapacağız? Şimdi sağ taraftan numaralandırmaya başlıyorum. Çünkü dal sağa daha yakın. 1, 2, 3, 4 numaralı karbon, 5 numaralı karbon, 6 numara, 7 numara. Tamam mı? 7 tane karbonumuz var uzun zincirde. Şimdi nerede dalımız var? Bir 5 numaralı karbonda var. Bir de 2 numaralı karbonda var. 5 numaralı karbonda 1, 2 karbonlu etil var. Burası etil. Şurada ise tek karbonlu metil var. Tamam mı? E harfi M harfinden önce geldiğinden dolayı 5 etil tire 2 metil 2 metil tire ne? Heptan. Bu da doğru. En uzun zinciri sürekli karbon zinciri yani 9 karbonludur demiş. Hayır, 7 karbonlu. Yanlış. Yanlışı soruyor. Yalnız bir A seçeneği de yanlış diyoruz. Tamam. Geçiyorum arkadaşlar burayı da. Gelelim madde 7'ye. Farklı dallanmalar düz zincirlerin uçlarına eşit uzaklıkta ise dallanmaların adlarına bakılır. Hangi dallanmanın adı ilk harfi alfabeden önce geliyorsa numaralandırma oraya göre başlanır. Arkadaşlar her zaman eşitlik varsa alfabeye bakıyoruz. Aslında bu işin özü bu. Tamam mı? Baktığın zaman şuradaki organik bileşiğe ikisinde de ikinci karbonda dal var. Yani dallanmanın yakın olduğu yerden numaralandırmaya başlıyorduk. İkisi de aynı yakınlıkta. İkisi 2 numaralı karbonda. Hani baktığın zaman ikinci karbonda soldan başladığın ikide, sağdan başlarsan da ikide dal. Bu kez eşitlik varsa her zaman alfabeye bakıyoruz. B harfi bromun B'si. Metilin şuradaki C değil hocam. C demiyorsun. Metilin M'sine göre daha önce gelir. Bu yüzden soldan numaralandırmaya başlıyorsun. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 numaralı karbonda 2 bromo. 5 numaralı karbonda 5 metil hegzan deyip nokta alıyorsun. Devam ediyorum. Dallanma en uzun zincirin her iki ucuna da eşit uzaklıkta ise. Bak. Yine eşit uzaklıkta ise. Numaralandırma dallan çok yoğun olduğu taraftan başlanır. Her iki tarafa da eşit uzaklıkta ve aynı grup var. Hani eşitse alfabeye bakıyorum ya. Bakıyorum eşit. Burada 2 numaralı karbonda metil var. Burada da 2 numaralı karbonda metil var. İsimler de aynı. Metile metil. Ne yapacağız? Bu kez dalın yoğun olduğu taraftan başlıyorum. Solda bir tane daha metil var. Bu tarafta dal daha fazla. Tamam mı? Neymiş? Eğer eşit uzaklıkta ve aynı grup maddeler varsa, aynı grup dallar varsa dallanmanın yoğun olduğu taraftan başlıyormuş. Tamam mı? Yine soldan başladık. Soldan başladıktan sonra işte 2'de, 3'te ve 6'da metil var. 2 tire, 3 tire, 6 tire. 3 tane metil olduğundan dolayı trimetil heptan dedim ve noktaladım. Tamam mı? Uzattık. Çok uzadı. Bu da son maddemiz. Aynı sayıda karbon içeren birden fazla uzun düz zincir varsa daha fazla dallanma içeren zincir ana zincir olarak kabul edilir. Ana karbon zinciri maviyle numaralandırmış olandır demiş. Yani diyor ki çok fazla dal varsa yani bir şey sayıyorsun her şekilde uzun zincir aynı çıkıyor. O zaman dalı fazla olanı uzun zincir kabul ediyorsun. Mesela şuradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5 böyle yaptık. Kaç dal var? Bir tane dal var. Yukarıdan aşağı şöyle de sayarsak 5 tane yapıyor uzun zincirimiz. Ama bunda 2 tane dal oluyor. Dal sayısı fazla olana göre ana zinciri alıyoruz. Tamam mı? Eğer karbon sayıları aynıysa bu görünümde bak aynı. Dal hangisinde daha fazla oluyor? Şöyle numaralandırırsak daha fazla oluyor. Demek ki uzun zincir budur diyoruz. Şimdi kurallar böyle. Çok fazla kural verdim. Çok fazla kural verdiğimden dolayı birbirine karıştırıyor oluyor. Ve pekiştirmemiş, anlamamış gibi hissedebilirsin. Bak tekrar ediyorum bunlar normal. Tamam mı? Birazdan örnekler çözeceğiz. Örnek videosunu mutlaka ama mutlaka izle. Örnekle konu anlatımı bir bütün olarak düşün. Ayrı ayrı şeyler değil. Şimdi burada iki örneğimizi çözelim. Ondan sonra dersi sonlandıracağım ve bir tane soru çözüm videosu atacağım. O soru çözüm videosunda öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Uygulayacağız. Uygulamadan öğrenmeyiz. Lütfen burayı kadar anladım anlamadım gibi deyip bırakma. Zaten bu böyle olur. Tam anladığını hissetmezsin. Tam bu şekilde olur. Yani hissettiğin gibi olur. Devamındaki soru çözümünü izle ve artık taşlar yerine oturmaya başlayacaktır. Tamam. Şimdi şu iki örneğimizi çözelim. Sistematik adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor.
Arkadaşlar, dallanma gördüğün gibi iki tarafta da ikinci karbonda başlamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi üçüncü dalsa tam ortada, yani yoğunluk hangi tarafta onu da bilmiyoruz. Yani dedik ya, eğer eşit başlıyorsa yoğunluk ne taraftaysa oradan gideceğiz, ama ne yapacağız? Alfabetik sıraya bakacağız. Bromun B'si metilin M'sinden daha önce. O yüzden sağdan numaralayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B harfi daha önce geliyorduk. 2 numaralı karbonda brom var. 2 bromo tire. 4 ve 6'da 4,6'da metil var. 2 tane metil olduğundan dolayı dimetil. Uzun zincirimiz 7 karbonlu heptan. Nerede? Dimetil heptan. Cevabımız C seçeneği mi? Bitti, bu kadar. Adlandırmayı öğrendiniz. Örnek 18. Bileşiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bunu adlandırması biraz güç. Onu söyleyeyim. Önce uzun zinciri bulacağız. Uzun zinciri bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyebilirsin. Yani bir böyle sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 böyle diyebiliriz. 7 karbon çıkıyor. Şöyle desek nasıl oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu şekilde de olabilir. Değil mi? Yani bu da olabiliyor. 7 karbon olduğunu öğrendik. Tamam. Sistematik adı 5 etil 2 metil 4 izopropildir diyor. Şimdi arkadaşlar, hangi yazımda dal daha fazla? Hangisinde dala daha fazla şey verdik? Şöyle yaptığımızda, tamam mı? Birinci dal, ikinci dal, üçüncü dal. 3 tane dal oluyor. Değil mi? Kırmızıya göre yaptığımızda dal sayımız ne oluyor? Orada da 3 tane oluyor. Maviye göre yaptığımızda 1, 2, 3. Orada da 3 tane dal oluyor. Hepsinde dal aynı oluyormuş. O zaman ben bunu rahat adlandırırım diye şu maviye göre adlandıracağım. Tamam mı? Şu mavi numaralandırma var ya, hepsinde de dalımız aynı sayıda çıkıyor. Yani ister 3 tane seçenek sunayım. 3'ünden birini yapabilirsin. 3, 4, 5, 6, 7. Bunu adlandırmak çok zor. Onu söyleyeyim bu arada. Şimdi yukarıdan başlıyorum çünkü dal 2 numaralı karbona denk geliyor. Aşağıdan başlasaydım burada 2, 3 numaralı karbona gelecekti. O yüzden yukarıdan başladım. Şu dalın adı ne? Metil. Bak. Şu dalın adı ne? Şurası 2 karbonlu C2H5 etil. Şuradaki dalın adı ne? İşte bunu söylemek biraz zor. Şurayı açıyorum. CH3 CH, bak. Onu aldım, şurada gösteriyorum daha iyi anlayabilmen için. CH2. Bir önceki videoda bunun ne olduğunu söylemiştik. Bak, 4 karbonlu. İkinci karbonda metil varsa izobütil. Değil mi? Bunun adı izobütil. Bu da izobütilmiş. İzopropil diyor. A seçeneği direkt yanlış oldu zaten. Bunu nasıl adlandıracağız? Hadi adlandıralım lan. Biraz zor dedik de her şeyi yazmışken hepsini söyleyelim. İzobütil. Arkadaşlar, E harfi daha önce biliyorsunuz. Önce E'den başlayacağız. Kaç numaralı karbonda? 5. 5 etil. 5 etil. İ harfi de M'den önce. Kaç numaralı karbonda? 4 numaralı karbonda. 4 izobütil. 2 numaralı karbonda da metil var. 2 metil. Uzun zincirimizde 7 karbonlu heptan. Bunun da doğru adlandırması bu olur. Diğer seçenekte otomatikman zaten doğru oluyor. Yani diğer seçenekleri de yapalım. En uzun ve sürekli karbon zincirinde 3 tane yan grup bağlıdır. Evet. Doymuş hidrokarbondur. İkili bağ, yani pi bağ yok. Evet. Bir tane molekülünde 4 tane tersiyer karbon atomu var. Bunu sayarsın. Tersiyer karbon atomu ne demek? Bir karbona 4 tane karbon bağlı demek. Tamam mı? Öyle karbonumuz var mı? Bakalım. Bak, bir karbona tek karbon bağlı. Şuradaki karbona 2 tane bağlı. Bu da olmaz. Buradaki karbon bir yukarı bir aşağı 2 tane bağlı. Şuradaki karbona bir burada bir burada bir burada 3 tane bağlı. Ha, tersiyer diyor işte. 3 karbon bağlı hali soruyor. Şu tersiyer olur o zaman. Pardon. 1, 2, 3 tane bağlı. Bak, bu tersiyer. Üçüncü. Bu da tersiyer. Şu karbon da tersiyer. Şu karbon da tersiyer. Toplam 4 tane tersiyer var. Doğru. Kapalı formülünü vermiş. Kaç tane karbon varsa CN alkan olduğundan dolayı H2N artı 2 dersin. 13 tane karbon var. O zaman en yeni 13 yazdığında hidrojen sayında 28 tane olur. Tek tek saymakla da uğraşmaz. Tamam.
Böylelikle adlandırmaları anlatmış olduk gençler. Tekrar ediyorum. Bir sonraki video çok çok önemli. Öğrendiğimiz her şeyi burada pekiştireceğiz. Uygulama 1'de görüşmek üzere. Kendine iyi bak.